Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun bu arada fuarınız. Allah razı olsun, sağ olun. Sizlerden de. Şimdi Mustafa Bey, Kareli Çay olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet, hizmet kalitesi, bunların tamamından bahsedeceğiz. Fakat öncesinde bizleri izleyen değerli izleyicilerimize çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Mustafa Kareli kimdir? Ne kadar zamandır bu meslektesiniz? Kısaca kendinizden söz eder misiniz? Rize Güneysu doğumluyum. 40. yıl efendim ticari faaliyetimizi doldurduk. Şimdi evet. 43'ten gidiyoruz. Ne güzel. Odalar Borsalar Birlik Başkanı bize şeyimizi verdi, plaketimizi. Dolayısıyla 93'ten beri Kareli Çay'ın efendim kurucu yönetim kurulu başkanı, halen daha faaliyeti devam ettiriyoruz. Evet. 80'den beri ticaretle uğraşıyoruz. Şu anda Kareli'nin efendim 93'te kurduğumuz işletmenin normal siyah çay, bardak poşet, demlik poşet şeklinde üretimlerimiz vardır. Buna ilaveten 2000'li yıllarda organik çay üretmeye başladık. Türkiye'de ilk olarak. Bu süreci efendim organik ve diğer ürünlerle de çaylarımızı geliştirerek, farklılaştırarak işte 2015'te şey çalışmasına, organik yeşil çay çalışmasına başladık. Piyasa şartlarından doğru 2020 yılında, 21 yılında organik yeşil çay ürettik. Evet. 2020'de, 2021'de organik yeşil çay ürettik. Onları şu anda piyasaya sürmeye başladık. Ambalajlarda değişiklik yaptık. Yurt dışı pazarında 2021'in sonunda aşağı yukarı 40 tane ülkeye marka tescilimizi yaptırdık. İhracata biraz daha önem veriyoruz. Vermeye başladık. İşte dövizin yükselmesiyle ihracat şansımız daha da arttı. Onu işte bir şekilde makine yatırımları yaptık. Evet. İlave yurt dışına satacağımız ürünlere uygun makineler, ambalaj makinelerine yatırımlar yaptık. Ve bu şekilde efendim üretim çayda, bunun yanında çay gazanı üretiyoruz. Onun da efendim hani diyelim ki piyasadaki kazanlarla kıyaslanıldığında 10 tane sebep gösterebilirsin farklılık. Evet. Nedir şimdi, mesela farklılık? Mesela diyelim ki yazılım, bilgisayar gibi yazılım yaptırdım. Bu ürünü efendim programlıyorsunuz. Dilediği saatte açıyor, kapatıyor kendi kendine. Bunun su şamandırasız bir sensör aracılığıyla, yapay zeka mantığıyla kontrol altına, yani gazı, suyu, elektrik yazılımla kontrol altına aldık. Güvence altına aldık ve sonuçta bu ürünün, tabii biz sadece kalitesinden bahsederken nihai tüketici de şeyine, hani bizim için kullanımı, ne yaptınız? Kullanımı, ergonomisi burada önemli. Ama orada da %40-50 civarında tasarruf elde ettiği için ve kazanın talebi arttı. Artıyor sürekli. Evet. Gün geçtikçe artıyor. Ne kadar yere duyurabiliyorsan o kadar satışın artıyor. Evet. Şimdi siz kendi bahçelerinizde çayı topladıktan sonra kendi fabrikanızda bunu bir işleme alıyorsunuz. Yine kendiniz bunları ambalajlayarak piyasaya şimdi satışını gerçekleştiriyorsunuz. Bizim bahçelerimizdeki çaylar bir gün anca çay fabrikayı bir yıl içerisinde bir gün anca çalıştırır. Evet. Bunu normal piyasadan, yani gidip nasıl buğday fabrikası buğdayı ofisten veya ev esnaftan alıyorsa, evet, biz de oradaki köydeki müstahsilden çayımızı satın alıyoruz. Alım merkezimiz var, oraya getiriyorlar. Oradan alıyoruz, kamyonlarla fabrikaya çekiyoruz. Oradan da işleme giriyor. İşleme giriyor. Paketler işlendikten sonra depoya kalkıyor. Daha sonra satıştan gelen
talebe göre paketlenip sevk ediliyor. Sevk ediliyor. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Güzel ederiz. Güzel bir fuar geçirmeniz dileğiyle hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Allah razı olsun. Sizlerden de sizler de sağ olun.